Evet sevgili izleyiciler, kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Saplantılı ve takıntılı aşkı konuşuyoruz. Yine uzun zamandır bu konuda ciddi davaları devam eden birisi var. Telefon attığımızda Münevver Kızıl. Merhaba Münevver Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, selamlıyorum tüm konuk ve yayında olan herkese. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, saplantılı ve takıntılı aşkları konuşuyoruz bugün. Siz de bu konuda oldukça muzdariptiniz. Çok uzun zamandır devam eden davanız da var. Hem davanız ne durumda, hem de uyarılarınız ve şikayetleriniz sonuç verdi mi? Hatta en başından başlayalım. Sizi nasıl rahatsız ediyordu? Öyle başlayalım dilerseniz. Birinci soru olarak başlamak gerekirse cevap olarak. Yani açıkçası benim gerçek anlamıyla tehdit etme biçimini sıralamaya kalksam bütün programınızı, zamanınızı çalmam gerekiyor. Bunun için de bu çok mümkün olmayacak. Kısa özetlemek gerekirse şöyle. Yani bu kişinin telefonla tehdit, hakaret, taciz, şantajların dışında kapıma dayanmaları da söz konusuydu. Biliyorsunuz sizinle bunu çok fazlasıyla konuştuk. Kapılara dayanma, hayatı zindana çevirme ve bu kişi yüzünden en az 4 kez ev adresi değiştirmek zorunda kalmıştım. Ve nitekim adres gizliliği konusunda, yani bu konuda da çok müzdaripim açıkçası yine. Hani kişinin yine adresini bulma noktasında hani nasıl oluyordu bunu da açıkçası anlamıyorum. Anlamış da değilim. Evet. Buluyordu ve en son yine şu an bulunduğum adresi de biliyor ve buradaki adresimin kapısına da defalarca dayanma durumu söz konusu olmuştu. Polis çağırma ve yani hayatının her anlamında zindana çeviren eylemler, girişimler söz konusu olduğunu çok net, somut ifade edebilirim. Eğer bu konuda bir sorunuz olmayacaksa da diğer saydığınız o konulara geçmek gerekirse. Evet, lütfen, Bu anlamda da tabii ki birden fazla şikayetimiz söz konusu olmuştu ve halen sonuca bağlanmamış dosyalarımız söz konusu. Yani bu anlamıyla gerçekten hani bir an önce ivedilikle adaletin tecelli etme noktasında bir bekleyişin içindeyiz. Ama ne yazık ki 6 yıl bitti, 7 yıldan ay aldık vesaire, hala hikayemiz devam ediyor maalesef. Üzülerek. Peki davalarınız devam ediyor ama buna karşın hala adresinizi buluyor. Hala yani bu takıntısı da devam ediyor değil mi? Bu kadar mücadeleye rağmen vazgeçmiş de değil. Şöyle, tabii kesinlikle doğru. Ben de işte bu adreste ya cesedim çıkacak ya da bu adreste bunu zaferle taclandıracağım. Artık adres değiştirme kaçma niteliğini bıraktım. Kamuoyu bu konuda gerçekten oluştuktan sonra şimdi eskisine nazaran rahatsız etmiyor ama takip ettirdiğini biliyorum. Bir yerlere gittiğimde bizlerin sürekli beni izlediğini. Kendi bu sefer cesaret edemiyor. Artık kendi etrafındaki hani çok özür diliyorum argo olacak köpeklerini peşime takıyor. Tabii daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Daha bir şekilde yine can güvenliğim kendim sağlıyorum. İşte aileyi koruma ile taçlandıran 6.284 yasası gerçekten aileyi korumuyor. Sadece yasa olarak diğer tüm kanunlar gibi o da sadece kağıt üzerine kalıyor. Bu anlamda bu konuda ben hem müzdarip olmam hem de şikayetçiyim. Durum böyle maalesef sevgili Ebru. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Adres bulma noktasında işte 4 kere adres değiştirdim, her seferinde buldu, bu adresi de buldu dedin. Nasıl bulabiliyor? Yani hala ortak görüştüğünüz birileri mi var? Bizim işin en kötü tarafı hiç ortak tanıdığımız söz konusu değil. Tamamıyla bu insan saplantılı. Bu insan tamamıyla saplantılı. Sürekli takip etme, işte mesela... Muhtemelen böyle olduğunu düşünüyorum tam emin olmamaktan beraber. Çünkü hakkından fazlasıyla birden fazla dava açtığım için bu anlamda duruşmalardan çıkarken aslında yine dikkat etmeye çalışıyorum ama
muhtemelen takip ediyor. Nereye gidiyorum, nereye çıkıyorum vesaire. Bu anlamda olduğunu düşünüyorum ama tabii bu konuda net, somut bir şey söylemek de mümkün değil. Onun dışında dediğiniz soruya gelince, sorduğunuz soru, ortak tanıdığımız yok hiçbir şekilde. Çünkü ikimiz farklı diğerlerinin insanları olduğumuz için ortak arkadaşımız da yoktu. Zaten aslında 1,5 yıllık bir ilişki deneyimizde toplamında belki 2 ay doğru düzgün görüşmemiz de olmamıştı. Çünkü 15 günde bir, haftada bir ya bir araya geliyorduk ya gelmiyorduk ama maalesef bunun bedelini 6 yıldır ödüyoruz. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Umarım bu davalarda bir an önce sonuçlanır. Artık bunu da konuşmak zorunda kalmayız diyeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek Ben üzere. teşekkür ediyorum. İyi Sağ yayınlar. olun. Selam, sevgiler. Teşekkürler. Evet, 6 yıl. Evet. Yani 4 tane adres değişikliği. Buna rağmen hala yani takip edildiğini söylüyor. Belki artık takip bile edilmiyor ama o 7 yıldır yaşanan o büyük baskıdan sonra yani hem psikolojik olarak hem Evet. hukuksal olarak ikinize de yorumlatmak istiyorum bu durumu. Şimdi öncelikle bu kişinin vazgeçmesi biraz zor. Çünkü biraz önce de dediğim gibi çocukluk döneminden gelen bir süreç oluyor genellikle. Nasıl oluyor? Bir çocuğun erken çocukluk döneminde ya da bebeklik döneminde bakım vereniyle annesiyle güvenli bağı oluşturamamasından kaynaklı bir süreç oluyor. Bu da ne demek? Gerekli ilgiyi, sevgiyi, bakımı, ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayamayan çocuk bir yetişkin olduğunda çaresizce bunu başkasından alma ihtiyacı duyuyor. Ve burada sadece ilgi, sevgi ihtiyacının yanı sıra aynı zamanda çocuğun yine çocukluk döneminde yaşamış olduğu ona yoğun değersizlik hissettiren bir olay ya da travma söz konusuysa çocuk yine bir yetişkinlik sürecinde takıntılı bir aşık olma eğiliminde. Daha doğrusu burada kişiye takıntı değil yaşadığımız süreç. Sadece şu, kişiye atfedilen anlama yani bir illüzyona takıntı haline gelmek. Dolayısıyla bundan vazgeçmek oldukça güç. Tedavi mümkün değilse eğer ya da tedavi olmuyorsa bu kişi. Bunun zor olmasının sebebi kişi kendi varoluşunu sağlamaya çalışıyor bir diğeri üzerinden. Ve buradaki en büyük risk faktörü kişinin reddedilmesi. Reddedildiği takdirde o kişiye ulaşmak için gereğinden fazla bir çaba meydana geliyor. Bu en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra eğer kişide madde bağımlılığı ya da alkolizm varsa o da çok büyük tetikleyicilerden bir tanesidir. Anladım. Evet. Evet. Demek ki neyse bu cümleyi sonra kuracağım. Peki Tamam. size dönecek olursam. Ne dersiniz? Yani özellikle bu Münevve'nin durumunda olan aslında pek çok kadın var ama Evet. aslında siz işte o adres bulma Evet, az konusunu önce da az önce bahsetmiştim. bahsetmiştiniz. Tekrar İşte o canlı konusunda durmak örneğiniz istiyorum. yeniden Evet, ortaya yani çıktı. ben de aynı problemi yaşadım. Dediğim gibi üst düzeye de biz koruma tedbiri çıkartıyoruz. Üst düzey yönetici bir müvekkilime de. Aynı zamanda evde çalışan bir ablamıza veya normal memur bir işçi ablamıza da biz koruma tedbiri çıkartıyoruz. Ama koruma sadece bir kişiye veriliyor ya da dediğim gibi 10 kişiden 2 kişiye, 3 kişiye maksimum verilebiliyor. Adres değişikliği de şu şekilde. Ben az önce üstünde durdum ve tekrar durmak istiyorum özellikle. Adli kolluğun ve memurların, çalışan adliyede çalışan memurların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani bu konu üstünde çok durmuyorlar açıkçası. Adresi bir şekilde öğrenebiliyor karşı taraf. Saplantılı. Mağdur bu durumda 4 kere adres değiştirmiş. Bir Evet. kişiden bahsediyoruz şu anda. Bir ya da iki değil, 4 kere ve artık değiştirmeyeceğim diyor. Bu adresimi de biliyor diyor. Bu durumda ne oluyor? Mağdur kabulleniyor. Ve bunun psikolojik sonuçları aslında çok çok daha büyük. Hukuken de biliyorsunuz adliyelerimiz çok fazla yoğun. Çok yoğun olduğu için de duruşmalar vesaire çok öteleniyor. Minimum bir duruşma almaya kalktığımız şu dönemde 6 ay sonra duruşma günü belirleniyor. Bunlar bizim için de çok büyük mağduriyet. Çünkü biz de müvekkillerimize karşı sorumluyuz. Onların Tabii ki. yaşadıklarını birebir yaşıyoruz. Gerekirse adli tıbba da beraber gidiyoruz. Psikolojik destek almaya giderken de bizi yanlarında istiyorlar. Ben elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Benim gibi meslektaşlarım da yanlarında olmaya çalışıyor. Yani biz bir koruma tedbiri alıp gerçekten başımızdan sağmıyoruz. Ama dediğim gibi süreçler çok uzun. Bu yol kolay bir yol değil. Ama asla pes etmemeleri gerekiyor. Çünkü pes etmemek demek gerçekten hem hayata tutunmak demek hem de hayatta kalmak demek. Bu konuda da biz gerçekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek psikolojik olarak gerek hukuken. Evet.
Zaten birbirinize o kadar bağlısınız ki Evet. yani, değil mi, Evet. meslek olarak da. Evet. Peki sizin şahitlik ettiğiniz, size gelen bu tarz olaylar var mı hiç? Uğraşmışsınızdır mutlaka, Evet, hep müvekkillerim dediğinize uğraştım, göre. evet. Çok Ve fazla sonuçta geldi. neticede ne oldu, onu da merak Tabii ediyorum. ki yani yalnızca bir uzaklaştırma kararı, 3 aylık aldığımız bir uzaklaştırma kararıyla karşı tarafın pes edip bıraktığım müvekkilim de oldu ve hali hazırda devam eden soruşturmalar ve davalarımız da var. Bir 6 yıllık bir sürecimiz yok ama bir 2 yıllık bir sürecimiz var bizim de devam ettirdiğimiz bir müvekkilimizle. Dediğim gibi 3 ayda karşı tarafın pes ettiği durumlar da var. Biz karşı tarafla da bir araya gelip aslında avukatlar olarak onlara bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben karşı tarafta evet ben mağdur vekiliyim ama karşı tarafta da benim bir şekilde bir konuşmam, bir uzlaşmam gerekiyor. Burada da psikolojik danışman arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Biz de onlara süreci anlatıyoruz. Bakın bu işin sonunda siz de ceza alacaksınız. Hapse de girebilirsiniz. Para cezası değil, hapis cezası var bu işlerin sonunda. Çünkü uzaklaştırma kararı aldırıyorum ben. Yaklaşıyor. Hemen haber veriyorum ve gerçekten zorlama hapisleri ertelenemez ve tekrar bir dava görülmez bu konuda. 3 ila 10 gün içinde hapis cezası yaşıyorlar onlar da. Biz de bunları karşı tarafa bilinçlendiriyoruz. Burada kamuya da çok, medyaya da çok fazla görev düşüyor. Bu hapis cezalarının daha fazla yayınlanması, daha fazla bu konuda belgesel ve bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bu şekilde. Caydırıcı olması Evet, gerektiğinden. kesinlikle. Evet. Caydırıcılık çok önemli. Peki bu psikolojideki bir insanın hapis cezası gerçekten onu korkutucu ve caydırıcı olabilir mi? Maalesef. Yani yeterince olmuyor. Eğer şu şekilde durum ciddi ise, ilerlemiş, kronikleşmiş bir rahatsızlıksa kişideki zaten ceza alacağını biliyor. Ama amaç sadece o kişiye ulaşmak. Ama eğer değilse, sadece hafif düzey bir takıntı haline getirilmiş bir durumsa, Esra Hanım'ın bahsettiği gibi uzaklaştırma kararı bile 3 aylık bir süre bile yeterli olabiliyor. Sadece kadınların bence şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bu çok yavaş başlar ve bunu kabul etmemek gerekiyor. İlişkilerimizde, evliliğimizde buna boyun eğmememiz gerekiyor. Bu bizim eşimiz, bu bizim nişanlımız ya da bu bizim sevgilimiz diye bize yöneltmeye kalktığı sözel, fiziksel şiddete, cinsel şiddete kesinlikle boyun eğmememiz gerekiyor. Çünkü bizim boyun eğişimiz bir başka kadına da model oluyor. Ve aslında bak o bununla savaşabiliyor, ben de üstesinden gelebilirimi gösteriyor ama gelinemiyor. Dolayısıyla sadece bir kişinin bile buna karşı çıkması çevresindeki birçok kişiye model olacaktır. Doğru, çok doğru. Peki size gelen böyle danışanlarınız var mı? Var. Var. Kabullenmiş. Aslında şöyle, Ya da iki taraf da geliyordur belki. iki Yani taraf hem da böyle bir şey yaşayan hem de yaşatan da geliyordur. iki taraf da geliyor. Ama genellikle şunu gözlemliyorum. Kadınlarda bir bilinçsizlik söz konusu. Yani aslında erkektir yapar, kadındır kabullenir bakış açısı. Bundan rahatsızlık duyuyor, buna boyun eğiyor ve boyun eğmesinden kaynaklı bir öfke yaşıyor. Buna rağmen uzaklaşmaya cesaret edemiyor. Ya da aslında bunun çok da yanlış bir şey olmadığını düşünüyor. Yani bununla savaşabileceğini, üstesinden gelebileceğini, çünkü eşinin onu sevdiği için bunu yaptığını düşünüyor. Yani burada ciddi bir bilinçsizlik söz konusu. Genellikle bu durumdan kurtulmak için değil, bu durumla savaşmak için bize geliyor. Yani aslında nasıl üstesinden gelirim? Eşimle bu evliliği nasıl devam ettiririm? Onun bana karşı yaptığı bu durumu nasıl daha hafifletebilirim? Nasıl uzaklaşabilirim ya da kendimi nasıl koruyabilirim değil. Bununla nasıl başa çıkabilirim? Orada kalacak ve sadece sürecini biraz daha kolaylaştırmak istiyor. Peki siz Ama burada nasıl bir öneride bulunuyorsunuz? aslında ben elimden geldiğince bilinçlendirmeye çalışıyorum. Ancak bizde yönlendirme söz konusu olamıyor. Yani benim doğrum karşı tarafa doğru gelmeyebilir. Ya da benim yanlışım ona yanlış gelmeyebilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken süreç bu ya da böyle davranın gibi geri bildirimlerden kaçınmamız gerekiyor. Sadece elimden geldiğince bilinçlendirmeye çalışıyorum. İhtiyaçları olan herhangi bir süreç, avukatlık süreci varsa yönlendirmelerde bulunuyorum ama bu kesinlikle benim düşüncem ya da görüşüm olmaktan uzak bir şekilde karşı tarafa geri bildirimlerde bulunabiliyorum. Aslında şöyle de düşünüyorum. Buna da çok denk geldim. Geçtiğimiz aylarda Sıla'nın bir duruşması oldu, şarkıcı Evet. Sıla'nın. Ondan sonra birçok kadının güçlendiğini gördüm.
bunun aslında bir örnek olduğunu ve nasıl başa çıkabileceklerini, kendilerini bu süreçte korumaları gerektiğini öğrendiklerini gördüm. Ama haberlerde sadece şunu görüyoruz. Boyun eğen ve sonunda başına bir şey gelen kadınlar. Aslında daha çok baş kaldıran, hayır diyen, kabullenmeyen kadınları izlememiz kesinlikle bizim için daha faydalı olacak. Çünkü sürece de hakim oluyoruz, bilinçleniyoruz. Neler yapabileceğimizi ve yaptıklarımız sonucunda neler olabileceğini görüyoruz. Bence Sıla'nın bunu yapması kesinlikle birçok kadına umut oldu diye düşünüyorum. Evet, hukuksal olarak da gerçekten Sıla önemli bir şey mi yaptı? Çok önemli bir harekette ve mahkeme süreci de bu kadar medyaya düşmesi çok önemli oldu. Çünkü şu sebeple hem karşı tarafın hapis cezası aldığını herkes görmüş oldu. Yani bu evet belki caydırıcılığı yeterince yok psikolojik olarak ama toplumda bir caydırıcılığı olan bir şey. Hapis cezasından gerçekten herkes korkar. Bu bir gerçektir. Bir de onun bir başına bile gelebiliyorsa evet, değil şimdi mi? Şimdi iki tarafta ceza alıyorsa. İki tarafta topluma mal olan kişiler, iki tarafta ünlü kişiler. Bir tarafın sadece ve eş de değil. Sevgiliyken böyle bir şiddete maruz kalması, akabinde uzaklaştırma cezası alması, hapis cezası alması ve bunların hepsinin tek duruşmada olması, yani bir seferde açıldı ve tek duruşmada ceza alınması gerçekten çok önemli. Maalesef her dosya bu şekilde peki, olmuyor. Peki Sıla'nın evet davasında evet. Tek celsede oldu ama normalde evet. Süreç bu kadar kolay işlemiyor evet, değil mi? Evet, az önce izleyicimizden de duyduk. 6 senedir bir şekilde ilerletmeye çalışıyor ve bir pes etmişlik söz konusu aslında. Ben bunu anladım konuşmalarından. Ben artık evet. Adresimi değiştirmek istemiyorum diyor. Bu hiç doğru bir şey değil. Aslında Sıla gibi yani benim de az önce bahsettiğim gibi 3 aylık bir uzaklaştırma kararıyla biz aslında baş edebildik bu durumla. Bu konuların medyada daha fazla gösterilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu davaların daha fazla işlenmesi gerekiyor. Şahıs ve isimler, durumlar, şahıslar gizlenerek durumlar anlatılarak programlar yapılması gerekiyor. Ve gerek gazetede gerek televizyonda zaten sanal alem artık çok fazla ilerliyor. Biliyorsunuz Instagram'da da, sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta bu şekilde herkes başına gelenleri evet, artık gösterebiliyor. Susmuyor. Evet susmuyorlar. Bu konuda da hukuken de ben daha fazla bir şeyler yapabileceğimiz düşünüyorum. Örneğin bu 6284 sayılı kanun uygulanmasında bence bir takım yenilikler yapılması gerekiyor. Eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Adres gizliliğine önem verilmesi gerekiyor. Adli makamlarda korumaların artırılması gerekiyor. Ve herkese eşit muamele yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Hukukumuzda herkes eşit ama uygulamada maalesef eşitlik yok. Evet, çok doğru. Bu konuda kesinlikle katılıyorum. Evet. Aslında 6284'te de neler değişmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Birazcık da ondan bahsetmek istiyordum ama şimdi belki hani başına gelen böyle bunları yaşayan kadınlar da vardır şu evet. Anda bizi izleyenler. Hani dediniz ya aslında şey için gelmiyor, ayrılmak için de gelmiyor. Hani ilişki yaşamak anlamında diyorum. Hani nasıl acaba tedavi olabilir mi, dönüştürebilir miyim mi de düşünüyor. Bu durumun tedavisi mümkün mü? Aslında mümkün. Sadece kişi kendisindeki problemin farkındaysa. Eğer oraya zorla geliyorsa size yardımcı olmaya çalışmayacak, gerekli bilgileri size vermeyecek, değişim için gerekli performansı göstermeyecek ya da sizden gelen geri bildirimleri ciddiye almayacak. Bu her konu için geçerli. Yani sadece takıntılı aşık olmasına gerek yok. Eğer bir terapiste ya da bir psikoloğa kişi zorla geliyorsa... Tedaviyi kabul etmesi gerekiyor aynen zaten. Aynen öyle. Başta. Öncelikle evet. Bir problem olduğunun farkında olması gerekiyor. Bunun hem kendisine hem çevresine zarar verdiğinin bilincinde olması gerekiyor. Ve bunun çözümü için bir şeyler yapmak istemesi gerekiyor. Eğer bunu sağlayabildiğimiz takdirde kişi bize başvuruyorsa, biraz önce de dediğim gibi ilaç tedavisi yanı sıra psikoterapi ile birlikte tamamıyla tedavi edilmese bile kesinlikle semptomlar azaltılabilir. Bu sürecin üstesinden gelinebilir ki tamamıyla tedavi olabilecek kişiler de mevcuttur. Sadece sürecin kronikleşip kronikleşmemesine göre değişir. Ama kesinlikle semptomlar azaltılabilir. Anladım. Belki yaşanılabilir hale de gelebilir. Kesinlikle, evet. Evet. Peki çok az bir zamanımız kaldı. Bu 6284 gerçekten kadınlar için olmazsa evet. Olmaz. Değiştirilmesi gereken yerler var dediniz. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Yani değiştirilmesi değil de aslında eklenmesi gereken eklenmesi. Şeyler. Bunun da uygulamayla alakalı kısımlarının eklenmesi gerekiyor. Yani mevzuat gerçekten çok açık ve her sürekli yeni kanun ekleniyor, yeni kanunlar değiştiriliyor vesaire. Bu konuda bir sıkıntımız yok ama 6284 sayılı kanun
Aslında maddeler çok net. Uygulamasına yönelik ek bir yönetmelik çıkartılması gerekiyor. Bu yönetmelikte de adli kolluğun bilinçlendirilmesi özellikle şu. Şimdi kadınların bu şiddetlere maruz kalmasının aslında kabullenmelerinin büyük altında, bilinç altında ekonomik olarak eksiklik duymaları var. Eşler arasında ekonomik eksiklikten bahsediyoruz. Tabii ki de takıntılı aşklarda böyle bir eksiklik yok ama eşler arasında, benim çok fazla gördüğüm eşler arasında eksiklik olması, ekonomik eksiklik. Bu konuda devletin de yardımcı olması gerekiyor. Kadınlara istihdam açması gerekiyor. Sadece ünlülerin infial olması değil bu konularda. Bütün toplumdaki bütün kişilerin uygulamada bu şekilde hızlı sonuçlar alabilmesi gerekiyor. Adli yargılamalarda şöyle bir şey yaptılar. Süreleri belirlediler. Ama inanın belirlenen süreler yine 300 gün, 400 gün, 500 gün şeklinde ilerliyor. Bunların da bir şekilde azaltılması gerekiyor. Bu konuda da ek yönetmeliklerle bir şekilde bir işlemler yapılabilir. Evet, peki. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Hafta sonu yokuz. Pazartesi günü saat 13'te biz yine burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.